18 Ağustos Perşembe, Bir Gün Gazetesi, İbrahim Varlı. Aktörler, taşeronlar, ittifaklar. Suriye'de kim kimdir? Suriye'de 11 yılı geride bırakan savaşta değişen şartlar beraberinde yeni dengeleri ortaya çıkarırken bu durum sahadaki aktörleri, ittifakları ve cephe hattını etkiliyor. Suriye'deki mevcut durumu ve aktörleri kategorize edensek. 1. Devlet dışı aktörler. SDG. Ana omurgasını Suriyeli Kürtlerin silahlı örgütü Halk Savunma Birliği'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ülkenin kuzeydoğu hattında etkin. Fırat'ın doğusundan Irak sınırına uzanan Türkiye, Suriye, Irak üçgeninde büyük bir bölümü kontrol ediyor. Amerika'nın yönlendirmesiyle kurulan SDG, Washington'la işbirliği yapıyor. ABD ordusu tarafından eğitilen, silahlandırılan SDG'nin kontrol ettiği yerler arasında Kamışlı, Haseke, Delizor, Rakka, Kobani gibi önemli kentler var. ÖSO İrili ufaklı çeşitli silahlı gruplardan oluşan Özgür Suriye ordusu Türkiye'nin hamiliğinde faaliyet gösteriyor. Hamza Tugaylılarından Nurettin Zengi Tugaylılarına, Sultan Murat Tugaylılarından, Ahrar Uşşama kadar onlarca cihatçı yapı bu çatı altında bir arada. TSK ile birlikte Kuzey Suriye'deki alanlarda kontrolü sağlıyor. Türkiye tarafından eğitilip donatılıyor. Adı daha sonra Suriye Milli Ordusu olarak değiştirildi. Heyet Tahrir el-Şam El-Kaide'nin Suriye kolu olan El-Nusra cephesinin adını değiştirmesiyle 2016'da kurulan Şam'ın Fethi cephesi İdlib'i kontrol ediyor. Bünyesinde dünyanın dört bir tarafından radikal İslamcı cihatçı mevcut. 20-30 bin civarında militanı olduğu varsayılıyor. İdlib'in büyük kısmı HTŞ'nin elinde. Ulusal Kurtuluş Cephesi İdlib merkezli bu cephe HTŞ bünyesine girmeyen ahrar Şam, Nurettin Zengi, Feylak El Şam, Ceş İdlib El Hür, Ceş Al Nasır, Sukur Al Şam, Ceş El Ahrar, Nasır Ordusu, Özgür İdlib Ordusu, 1. Sahil Tümeni, 2. Sahil Tümeni, 23. Fırka gibi örgütlerin bir araya gelmesiyle kuruldu. Bir cihatçı çatı ittifakı olan Ulusal Kurtuluş Cephesi Ankara tarafından da destekleniyor bileşenlerinin pek çoğu ÖSÖ bünyesinde yer alıyor. Milli Ordu, Türk Silahlı Kuvvetleri ÖSÖ kontrolündeki bölgelerle İdlib'deki cihatçı unsurların bir araya getirilmesiyle 4 Ekim 2019'da Akçakale'de oluşturuldu. Milli Ordu Antep merkezli sözde Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlandı. Huras al-Din adını HTŞ olarak değiştiren El Nusra'dan 2018'de ayrılarak kuruldu. Huras el-Din din muhafızları İdlib'deki ikinci en büyük güç konumunda. Çoğu Körfez Arap ülkelerinden gelen yaklaşık 2000 militana sahip olduğu belirtiliyor. Örgüt daha çok İdlib'in batısında, Barışa Dağı ve Semine kasabası çevresinde etkin. Türkistan İslami Partisi Uygur'dan Sincan Özerk Bölgesi başta olmak üzere Orta Asya'dan gelen cihatçıların oluşturduğu örgütün 8 bin silahlı üyeye sahip olduğu varsayılıyor. İdlib'in batısı, Cist al-Şugur ve Laske'nin kuzeyinde konuşlanmış durumda. IŞİD SDG, koalisyon güçleri ve Suriye ordusunun operasyonlarıyla kontrol ettiği bölgelerden çıkarılan IŞİD, askeri olarak yenilse de ülkenin çölük alanlarıyla İdlib'de hala varlığını koruyor. Eski etkinliğini kaybedip diğer cihatçı gruplarla rekabet etme gücünü yitirse de fiili olarak hücreler şeklinde varlığını sürdürüyor. Hizbullah Lübnan Hizbullah'ı çatışmaların ilk gününden bu yana Suriye'de Şam yönetiminin yanında yer alıyor. Özellikle Suriye-Lübnan sınırındaki alanlarda aktif olan Hizbullah, Suriye ordusunun ardından cihatçılara karşı en fazla savaşan grup. Kuneitra'yı tek başına cihatçılardan temizledi. Şii milisler Şam yönetiminin yanında yer almak için ağırlıklı olarak İran, Pakistan ve Afganistan gibi ülkelerden gelen çok sayıda Şii miliste radikal İslamcı cihatçılara karşı savaştı. Şii Fatimiler grubu bunların başında yer alıyor. Mobil cihatçılar Suriye sahasında on binlerce radikal İslamcı Selefi cihatçı var. Bunların büyük bölümü IŞİD, HTŞ, ÖSO gibi yapıların çatısı altında olsa da adı sana duyulmamış grupların içinde yer alanlarda bulunuyor. Bunların en büyük özelliği mobil olmaları, gruptan gruba, bölgeden bölgeye sirayet etmeleri. 2. Devletler Amerika Birleşik Devletleri Çatışmaların kanlı bir savaşa dönüşmesinin en büyük aktörlerinden, Büyük Orta Doğu Projesi çerçevesinde Esad'ı devirme, ılımlı İslamcı bir iktidar kurmak amacıyla diğer bölge ülkeleriyle birlikte Suriye'de ateşe atıldı. Silahlandırılan yönetim karşıtları sokağa salındı. Bu gruplara her türlü askeri, lojistik destek sağlandı. Gelinen aşamada çok parçalı hale getirilen Suriye'de, SDG ile birlikte Fırat'ın doğusunda iş tutuluyor. Bir taraftan Kürtler, diğer taraftan Ankara ile iş tutan Amerika, Şam'a da gizli heyetler gönderiyor. Türkiye Amerika ile birlikte AKP iktidarı da ilk günden bu yana Şam yönetimini devirmek için muhalefeti kışkırttı. İhvancı bir iktidar yaratmak amacıyla Suriye devleti ile ilişkiler koparıldı. Cihatçı yapılar eğitildi, donatıldı. Bu gruplarla açık işbirlikleri ittifaklar yapıldı. ÖSO, Ankara'nın resmi müttefiki yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ÖSO ile birlikte Suriye'de pek çok alanı kontrol ediyor. Rusya Suriye'de bulunan küresel aktörlerden bir diğeri ise Rusya. Tarihsel müttefiki Suriye'yi ilk andan itibaren destekleyen Rusya, Şam yönetiminin davetiyle 30 Eylül 2015 tarihinde çatışmalara resmen müdahil oldu. Moskova'nın devreye girmesiyle savaşın seyri değişirken, Kremlin, Suriye üzerindeki nüfuz alanını da genişletti. Ankara ile de yakın ilişkide bulunan Moskova, Kürtlerle de yakın bir diyalog halinde. YPG'nin ilk yurt dışı ofisini açtığı başkentlerden birisi Moskova. Suriye ordusuyla ortak operasyonlar düzenleyen Rusya, Türkiye'de de devriyeler gerçekleştiriyor. İran, Rusya ile birlikte Şam'ın yanında yer alan ve bundan hiç taviz vermeyen Tahran resmi olarak askeri çıkarma yapmasa da cihatçılarla mücadelede fiili olarak yer alıyor. Devri muhafızları mensubu çok sayıda askeri komutan ilk günden itibaren Suriye'de bulunuyor. Yine Tahran destekli Şii milisler de en ön cephede Şam'ın yanında savaşıyor. İngiltere Amerika ile birlikte İngiltere'de Suriye sahasında boy gösterenlerden. Washington'un kontrol ettiği alanlarda faaliyet gösteren İngilizler Amerika ile eş güdüm halinde. Gerek cihatçıların yetiştirilmesinde gerekse de SDG'nin desteklenmesinde aktif olarak yer alıyorlar. Körfez Ülkeleri Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelerde başından bu yana Suriye sahasında. Katar, Türkiye ile hareket ederken Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Amerika-İsrail cephesiyle birlikte hareket ediyor. Körfez Arap ülkeleri cihatçıların ana sponsorlarından. İsrail en önemli bölgesel aktörlerden. Cihatçıların Suriye'ye yıkıma uğratması, bu ülkeyi iç savaşa sürüklemesi için her türlü askeri, siyasi, lojistik desteği sağladı. Cihatçıların pek çoğunu tedavi etti. Suriye'ye sık sık askeri operasyonlar düzenliyor.